أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حمد yerlerin ve göklerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak O'na ibadet eder ve ancak O'ndan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine ve ashabına olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli abilerimin, kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya icabet ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız, günahlarınız, ayıplarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki değerimiz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkını sıhhat, huzur ve hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin. İbn-i Amir radıyallahu anh bir gün müminlerin annesi Hazreti Ayşe'yi ziyaret eder ve der ki, ey müminlerin annesi, bana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakından bahsettin. Hazreti Ayşe İbni Amir'e döner ve der ki, onun ahlakı Kur'an'dır. Zira sen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme atfen, gerçekten sen büyük bir ahlak üzeresin ayetini hiç okumadın mı deyince İbni Amir Hazreti Ayşe'ye döner ve der ki, ey müminlerin annesi, ben bekar kalmak istiyorum, evlenmekten elimi çekmek istiyorum deyince Hazreti Ayşe tekrar ona yönelir ve der ki, sakın öyle yapma. Yine sen Allah Azze ve Celle'nin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adına İçinizde takip edilecek, hayatı örnek alınacak, mümin erkek ve mümin kadınların kendisini taklit edeceği bir hayat olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterdiğini hiç okumadın mı? Zira Resulullah hem evlendi hem de çocuk edindi buyurdu. Evet, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın ahlakı ve sünneti evlenme. Bu hadisin bir varyantı Müslim'de şu şekilde geçmektedir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin temiz zevcesi Hazreti Ayşe'ye bir sahabe gelir, der ki, ey müminlerin annesi, bana Resulullah'ın ahlakından bahsedin. Hazreti Ayşe ona yönelir ve der ki, Müminun suresini okumaya başla. Sahabe okur. 10. ayete geldiğinde Hazreti Ayşe der ki, dur. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakı budur. Kardeşlerim, Müminun suresinin ilk 10 ayeti mümin erkek ve mümin kadınların özelliklerinden bahsedilmektedir. 5. ve 6. ayetlere baktığımızda Allah Azze ve Celle müminlerin özelliklerinden bahsederken onlar ırzlarını, iffetlerini korurlar buyurur. Onlar zinadan uzaktırlar. Zinaya götürecek etkenlere yaklaşmaktan uzaktırlar dedikten sonra ancak sağ ellerinin altında bulunan eşlerinden ve cariyelerinden sorumlu değildirler. Yani peygamberler, yani mümin erkekler ve mümin kadınlar evlenirler. Evlenmek onların ahlakındandır. Allah buyurmaktadır. Evet, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünnetini biz geçen hafta işlemiştik. Bunun üzerinde durmuştuk. Ve demiştik ki, bu sünnetten uzaklaşmak isteyenler peygamber tarafından ciddi bir tehditle uyarılmışlardır. 3 sahabe annelerimizin yanına geldiler. Ve dediler ki, bize Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetlerinden bahsedin. Her biri Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan gördükleri o ulvi amellerden bahsedince
Sahabe kendine yöneldi ve dedi ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gelmiş geçmiş günahları affedilmesine rağmen ayakları şişene kadar, gözleri yorulana kadar, bedeni yere düşene kadar ibadet edecek de biz, bir tanesi hemen sözü aldı dedi ki ben bundan sonra gece hiç dinlenmeden namaz kılacağım. Diğeri iftar etmeksizin oruç tutacağım. Bir diğeri bundan sonra kadınlardan uzaklaşacağım deyince onların bu sözleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a işittirildi. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi Vesselam onlara döndü ve şu sözleri söyleyen sizler bilin ki Allah'tan en fazla korkanınız benim. Ben gecenin bir kısmında dinlenir, bir kısmında namaz kılarım. İftarla oruç tutarım ve ben kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden uzaklaşırsa, o sünneti terk ederse, bu ümmetin bağrına ruhbanlık sınıfını damlatırsa, o benden değildir dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. O benden değildir. O benim sünnetimden değildir. O ümmetimin yolundan arşın arşın uzaklaşmıştır. Evet kardeşlerim. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ı en fazla tanıyan, Allah'ı en fazla seven, onun emir ve yasaklarına en fazla riayet eden kişilerdendi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem muttakiydi ve takva yolunun adresi onun elleri arasındaydı. Muhammed aleyhissalatü vesselam gerçek zahitti. Zahitliğe, zühde giden yolun anahtarı onun elindeydi. Muhammed aleyhisselam gerçek bir abiddi. Abid olanların örnek alacağı tek kişi Muhammed aleyhisselatü vesselam'dır. Sünnetsiz, peygambersiz, onun yolundan uzaklaşarak atılacak takva adımlarının sonu Allah muhafaza sapıklığa çıkacaktır. Evet Müslümanlar, Muhammed aleyhisselatü vesselam bu kainatın bağrına atılmış çok büyük bir nimettir. Allah'ı arzulayan, Allah'ı isteyen, Allah'ı umanların adımlarını takip edeceği en büyük rehber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yollar onunla aşılır, cenneti umanlar menziline ancak onunla kavuşurlar. Evet Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sadece mümin erkek ve mümin kadınların değil, bütün insanların istifade edeceği, faydalanacağı en büyük rehberlerdendir. Ama özellikle müminler namazlarında onun sünnetine tabi olacaklar. Orucunda, haccında, zekatında Muhammed aleyhissalatu vesselamın sünnetini takip edecekler. Davet ederken, cihad ederken, bir kavimle barışırken ve düşman edinirken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini takip edecekler. Kur'an'ı anlamada, Kur'an'ı yaşamada, Kur'an'ın hayat bulması konusunda Muhammed Aleyhisselam'ın sünnetine tabi olacaklar. Şimdi dünya ve ahiret saadetimizin en önemli basamaklarından biri olan evlilik konusunda da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine tabi olacağız. İşte bu akşam Allah nasip ederse evlilik yolunu arzulayan ve bu konuda azmini arttıran kişilere Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatlarını saçacağız. Ortaya saçacağız ki nefsin bir pay almak istediği bu amelden salih bir limana rahat bir şekilde sığınalım. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün karşısına Ebu Hureyre'yi aldı. Ona şöyle bir nasihatte bulundu. Dedi ki bir kadın ile dört şeyden dolayı evlenilir. Bir kadın ile dört sebepten dolayı evlenilir. Bir, malı. İki, nesebi. Üç, güzelliği. Ve dört, dini. Bu sözleri söyledikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'nin dikkatini çekecek bir ifade kullanıyor. Diyor ki ey elleri topraklanası. Araplar bir kişiye ben dua ederken bir kişinin fakirleşmesini ve miskinleşmesini istediklerinde bu ifadeyi kullanırlarmış.
Ey elleri topraklanası. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre'ye beddua etme kabilinden değil. Ebu Hureyre'nin fakirleşmesini istediğinden değil. Yalnız dört madde saydı. Son cümlesini öyle bir şeyle bağlayacaktı ki Ebu Hureyre'nin bütün dikkatini dudakları arasından çıkacak kelimelere odaklaştırdı. Ey ellerin topraklanası, ey fakirliğin kendisine isabet edeceği adam, iyi dinle, aklını bana çevir, zihnini bana çevir, bütün gücünü bana çevir. Dedi ki, evleneceğin zaman dindar olanı tercih et. Allah'u ekber. Evleneceğin zaman, kendine bir eş edineceğin zaman dindar olanı tercih et. Kardeşlerim, bu hadis hem erkeklere, hem kadınlara, hem de evlendirme yaşına gelmiş çocuğu bulunan anne ve babaya nasihat olarak yeter. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem toplumu analiz etmiş, toplumun değer yargılarını görmüş ve dikkat edin, çok güzel bir tespitte bulunmuş. Bulunduğu tespit kendisinden önce geçerli olduğu gibi yaşadığı dönemde de geçerliydi. Halen de tazeliğini korumaktadır bu tespitin. Dün insanlar bir kadınla ancak malı için evleniyordu. Bugün maalesef başta İslam ümmetinin fertleri olmak üzere dünya insanı bir kadını, kadınsa da bir erkeği ancak malı için tercih etmektedir. Dün insanlar bir kadınla güzelliğinden dolayı evlenmekteydi. Kadınsa bir erkeği çekiciliğinden dolayı tercih etmekteydi. Maalesef bugünün insanının ilk sırasını bu madde teşkil etmektedir. Dün insanlar birbirleriyle nesep için, soy için evlenmekteydi. Bugün maalesef bu kriter geçerli. Evet, dün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde büyük çoğunluk dindarlık için evlenmekteydi. Ama maalesef İslam ümmetinin evlatları çok azı bundan müstesna, bu maddeyi es geçmektedirler kardeşler. Evet, mümin erkek veya mümin bir kadın veya bir kıza bir erkeğe sahip anne ve baba eş arayacakları zaman tercihleri sadece ve sadece en önemli maddesi ahlakı ve dini olacaktır. Peki bunun tersi gerçekleşirse, bakın o kişinin de alnının ortasına zillet mührü vurulacaktır. Bu sözler bana ait bir söz değil kardeşlerim. Enes bin Malik söylüyor. Ben diyor Resulullah'tan işittim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, bir adam izzet bulmak için, şeref bulmak için bir kadınla evlenirse Allah onun zilletini arttırır. Bir kadın, bir gelin veya bir geline sahip anne ve baba kızını izzet bulsun diye. Gördün mü? Benim kızım falancanın damadı. Benim kızım veya teyzemin kızı veya yeğenim, ne derseniz deyin, falancaların gelini desinler diye. O dünyevi anlamda izzet bulmak için, itibar bulmak için, yer bulmak için, insanlar kendisini gördüğünde ayağa kalksınlar diye tabir edilirse, evlendirilirse diyor ki ona diyor zilleti arttırılır. Bugün öyle değil mi aziz dostum? Bugün maalesef erkekler veya kadınlar kayınpederlerinin makam ve mevkileri için, damat adayların içinde bulunmuş olduğu itibar için evlenmemektedirler. Bugün kavimleri zalim de olsa, aşiretleri zulüm ehli de olsa, güç onlarda olduğundan dolayı evliliklerini o kavmin içerisinden, o aşiretin içerisinden yapmayan kaç tane insan vardır? Güç kendisinde bulunsun diye, itibar kendisinde bulunsun diye. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kim bunu tercih ederse zilleti arttırılacaktır. Hadis devam ediyor. Allah Resulü diyor ki, kim diyor bir kadınla malından dolayı evlenirse fakirliği arttırılacaktır. Bir kadınla
elindeki yetenekten ve duvara astığı diplomadan dolayı evlenirse bir genç. Hele annelerimiz, Allah onların faziletini artırsın. Hidayetin en güzelini onlara nasip etsin. Kızım veya oğluna, oğlum memur bir kadınla evlenmezsen, diploma sahibi bir adamla evlenmezsen, çalışmayan, diploması var ama çalışmayan bir kadınla evlenmezsen şu dünya hayatında hiç geçinemezsin. Sözleri size ve bize ait kardeşler. Annelerimize ait, babalarımıza ait, abiysek bize ait. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki bundan dolayı evlenenlerin fakirliği artıracaktır. Kim bilir, bilmiyoruz ki evlendikten sonra iflas edenlerin niyetinde acaba bu mu vardır? Kim bilir nikahta keramet vardır deyip de işlerinin düzelmesi için evlenenlerin iflaslarının arttırılmasında bu neden mi vardı? Bunu ben bilemiyorum ama hadis şöyle devam ediyor. Resulullah diyor ki kim, yani kim, hangi erkek bir kadınla güzelliğinden dolayı evlenirse, hani çekiciliğinden, alımlığından dolayı, kadınsa erkeğin fiziğinden dolayı, sportif yapısından dolayı evlenirse, ne diyor biliyor musunuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Onun da diyor ahlaksızlığı arttırılır. Lütfen affınızı asırlar. Kızlarımız evlendikten sonra iffetini kaybediyorsa acaba niyetlerimizde bir problem mi var? Dün abid olan erkeklerimiz bugün mescitlerden uzaklaşıyorsa, zakir olan erkeklerimiz zikri terk ediyorsa, şakir olan erkeklerimiz nankörlük yapıyorsa, acaba niyetlerimizin bozukluğundan mı bu durum gerçekleşmiştir? Kendimizi sorgulamamız lazım. Ancak şimdi bu üç şeyden sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki ne olur şimdi buraya dikkat edin. Kim de gözünü sakındırmak nereden? Haramdan. Ve iffetini korumak için evlenirse, erkek kadın için, kadın da diyor erkek için mübarek olacaktır diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kadın erkeğe bereketli kılınacak, erkek de kadına bereketli kılınacak. O evin içinde bereket hakim olacak. Aziz dostlar, birbirimize sevdiren Allah değil mi? Bizi birbirine dost kılan, bizi birbirimize kardeş kılan, birbirimize muhabbet besleten Allah değil mi? İki eşi de, karşı cinsi de birbirinin muhabbeti sokan vallahi de Allah Azze ve Celle'dir. Bakın nice iffetini korumak için evlenenlerin gözünde hanımı dünyanın en güzel kadınıdır. Falanca komşuya göre en çirkin kadın odur. Falanca komşuya göre en kötü erkek tipi odur. Ama kadının gözünde en iyi erkek, erkeğin gözünde de en iyi kadın odur. Neden? Çünkü niyetleri salihtir. Çünkü onlar şu hadise muhataptırlar. Allah Azze ve Celle yeryüzü ehlinden bir kulu sevdiğinde Cebrail Aleyhisselam'ı çağırır. Ey Cebrail, ey Cibril, ben falanca kulumu sevdim, sen de sev. Cebrail onu sever. Gök ehline ve yer ehline seslenir. Ey Allah'ın kulları, Allah falanca kulunu sevdi, siz de sevin. Ve muhabbet hasıl olmuştur artık. Eğer biz evliliğimizin merkezine, niyetlerimizin merkezine iffeti, namusu, dindarlığı ve ahlakı alırsak, yeryüzünün en çirkin gözüken kadını senin gözünde en güzel kadın gözükecektir. Çünkü sana muhabbeti koyan Allah. Demiyor mu Meryem suresi 96? İman edip salih ameller işleyenlerin kalplerinde Rahman olan Allah bir sevgi yaratacaktır. Sevgiyi sen ve ben peyda etmiyoruz. Bir bitkinin, bir hayvanın, bir yağmur damlasının yaratıldığı gibi kalplerimize sevgiyi yaratan Allah'tır. Hem de ayette Rahman ismi zikredilerek anlatılmaktadır. Allah Muhammed Aleyhisselam'a atfen Enfal suresinde yeryüzündeki her şeyi, bütün servetleri dağıtsan, harcasan insanların kalplerini bir araya getiremezsin demiyorum. Bakın bunu Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Demek ki güzellik bizi birbirimize çeken etken değilmiş. Mal, servet,
dağlar büyüklüğünde olsa da bizim aramızdaki muhabbeti artıran etken değilmiş. Güzellik, soyun veya nesebin büyüklüğü ne derseniz deyin, hiçbir zaman muhabbeti pekiştirecek etken değildir. Vallahi güzellik de, mal da, nesep de yok olduğunda insanlar soruluğu mahkemelerde almaktadır. Geçici olan zevklere takılanların gideceği yer mahkeme salonlarında boşanmaktır Allah'ın affası. Ama dindarlar, ya dindarlar bunlardan müstesnadır. Dindarlar, dindarlarını seçenler, karşısındaki insanın ahlakını önemseyenlerin yolları inşallah cennetin mekanları olacaktır. Bakın bir gün Tevbe suresinin 6, gümüş bunları biriktirip saklayanları, yastık altı edenleri, kıyamet gününde ateşten levhalar haline getirilip vücutları dağlanacak kısmı indiğinde sahabe hemen sulu kimin yanındaydı? Ömer bin Hattab'ın yanında aldılar. Niye? Çünkü Ömer bin Hattab fakih bir insan. Ömer bin Hattab meselelerin ince boyutunu kavrayabilen bir insan. Ömer bin Hattab sahabenin ifadesiyle sanki zannediyordu ki Ömer konuştuğunda bir melek konuşuyor. Hakka okuyup o derece isabet eden bir adam. Dediler ki ya Ömer, öyle bir ayet indi ki bu ayetin inişinden sonra bizler artık evlatlarımız için miras bırakamayacak mıyız? Yani mal biriktiremeyeceğiz. Servet biriktiremeyecek miyiz? Ömer bin Hattab bu meseleyi anlamakta aciz kaldı. Kime gittiler? Vahyinin muhatabı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldiler. Dediler ki ya Resulallah, bu ayetlerden sonra biz altın ve gümüş biriktiremeyecek miyiz? Resulullah dedi ki hayır. Kast edilen o değil. Allah sizden zekatlarınızı istiyor. Allah sizden sadece zekatlarınızı istiyor. Malınızın, servetinizin tamamını Allah istemiyor. Ömer bin Hattab'a döndü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Ömer dedi, şu dünya hayatının en değerli ziynetini sana söyleyeyim mi? Şu dünya hayatındaki en güzel altın, gümüşten de, elmastan da, inciden de, en güzel gözüken pırlantalardan da daha değerli olan bir meta sana söyleyeyim mi? Dedi Saliha bir kadın. Saliha bir eştir. Saliha bir eş cennetin yollarından biridir. Evinize girdiğinizde onu seccadede görürsünüz. Elinde Kur'an okurken görürsünüz. Dudakları arasından zikir çıkarken görürsünüz. Ve saliha bir eş, bir erkeğe verilecek en önemli nimetlerden bir tanesidir. Çünkü saliha kadınlar Allah'ın rızasını ararlar ve umarlar. Bakın diyorlar ki bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber otururken Esma binti Yezid isminde ensarlı bir kadın geliyor. Topluluğa selam veriyor. Resulullah'a yöneliyor. Diyor ki ey Allah'ın Resulü, ben benim gibi düşünen Müslüman kadınların cemaatinin sözcüsüyüm. Yani şimdi ben sana bir şeyler söyleyeceğim. Senden bir takım taleplerde bulunacağım, isteklerim olacak ancak ben benim gibi düşünenlerin sözcüsüyüm. Ben sadece bu düşünenlerin sahibi değilim. Bu düşünceler sadece bana ait değil. Sahabe kadınların çoğu bu düşüncede. Dedi ki sen Resulullah'a ithafen insanlara ve kadınlara her birine gönderilmiş bir peygambersin. Sana iman ettik. Sana itaat ettik. Ve sana indirileni tasdik ettik. Şüphesiz ki diyor Allah, erkeklere bir takım meziyetler vererek kadınlara üstün kılmıştır. Kimi? Erkekleri. Şimdi ne olur dikkat edin, başlıyor saymaya. Zira diyor siz, cumaya, cenazeye, hastaya, hacca ve umreye gidersiniz. Allah yolunda nöbet tutar ve Allah rızası için cihad edersiniz. Yani tabir yerindeyse bütün ecirleri, sevapları, faziletleri götürürsünüz. Ancak ya biz? Biz sizin çocuklarınızı büyütür, şehvetlerinizi giderir, evlerinizi korur, çocuklarınızı terbiye eder,
elbiselerinizi dikeriz. Peki ya biz ya Resulallah? Hani bize ecir? Bize cihattan nasıl bir ecir gelecek? Cuma'dan nasıl bir ecir gelecek? Cemaatle namaz kılmaktan nasıl bir ecir gelecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu kadından önce sahabesine yöneliyor. Diyor ki sahabesine, siz bu kadın kadar güzel konuşan, tabirinde ise nazik konuşan, kelimeleri düzgün dizen, kırmayan, incitmeyen, bir şey talep ettiğinde yumuşak davranan tabirinde ise bir kadın gördünüz mü? Diyor ki bu kadın kimdir? Sahabe dönüyor, diyor ki ya Resulallah, biz kadınların öyle ifadeler kullanacağını hiç düşünmezdik. Kadın öyle bir tesettüre bürünmüş ki başından ayak tırnaklarına kadar her tarafını kapatmış, yüzünü kapatmış, ellerini kapatmış ve dediler ki ya Resulallah, biz bu kadını tanımıyoruz. Bu kadın kimlerdendir bilmiyoruz. Allah Resulü bu saliha abid kadına yöneldi, dedi ki ey kadın, kavmine geri dön ve oradaki kadınlara de ki, ne olur şimdi buraya dikkat edin, kavmine dön ve oradaki kadınlara de ki, kocalarını hoşnut bir şekilde karşıladıkları, kocalarını hoşnut bir şekilde karşıladıkları ve günün bir saatinde onları razı ettikleri müddetçe, cihattan, nöbetten, cumadan, cemaatten, cenazeye gitmekten, hac ve umre yapmaktan, cemaate kapılmaktan, katılmaktan ne kadar elde, ecir elde ediliyorsa onlar da aynısını elde edecekler. Hani sen öncekileri yaptın, evini korudun ama bir de kocana itaat eden, onu memnun edersen o erkeklerin yapmış olduklarının aynısını sen de alırsın deyince bu saliha kadın zaten aradığını buldu ve sahabenin ifadesiyle tehliller ve tekbirler getirerek Allah Resulü'nün yanından ayrıldı. Yani la ilahe illallah, Allahu Ekber sözlerini söyleyerek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanından ayrıldı. Evet kardeşler, saliha kadın mümin bir erkeğin içine bırakılmış büyük bir hazinedir. Neden? Çünkü erkek ona baktığında hoşnutluk duyar, emrettiğinde itaat eder ve kendisi yokken iffetini korur. Saliha kadın mümin bir erkek için büyük bir servettir. Çünkü hüzünlendiğinde hüznünü giderir. Öfkelendiğinde öfkesini dindirir. Sahabeden bir tanesi geliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme diyor ki ya Resulallah, benim öyle bir hanımım var ki eve diyor üzüntülü, öfkeli, kızgın bir şekilde geldiğimde ayağa kalkar, elbisemin diyor bir kenarını alır, her tarafını siner, tabir yerindeyse okşar, sıvazlar, onu tabir yerindeyse yumuşatır ve bana der ki ey kocacığım, eğer dünya için kaygılanıyorsan bil ki artık Allah seni bundan giderdi. Yani derdin dünyasa, dünyayı kaygılandığından dolayı öfkelendiysen, hüzünlendiysen, incindiysen artık bu saatten sonra kaygılanma. O kaygın geride kaldı, kapıda kaldı. Ancak ahiret için hüzünleniyorsan Allah senin hüznünü artırsın. Yani senin derdin affedilmek ise ben nasıl bağışlanacağım, bu günah kirlerinden nasıl kurtulacağım, senin derdin cennete nasıl gireceğimse, Allah yolunda nasıl cihad edip davet çalışması yapacaksan, evet Allah senin hüznünü artırsın, sıkıntını artırsın. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sözleri söyleyen kadın için şu şunları söyler. Der ki o kadın şehitlerin rızıklarından diyor rızıklanacaktır Allah'a emanet. Allah şehitlere, Allah yolunda cihad edip ölen insanları neyle rızıklandırıyorsa, ahirette neyle faydalandırıyorsa böyle bir kadını da öyle faydalandıracaktır kardeşlerim. Öyle değil mi? Biz bilmiyor muyuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İnsanların arasına katılıp onlardan incinen, onlardan eziyet gören mümin bir erkek, mümin bir adam, mümin bir kimse kenarda oturan ve insanlardan eziyet görmeyen insandan daha hayırlıdır demiyor. Şimdi davetçileri düşünün. Bir değil, on değil, yüzlerce insanın sıkıntısıyla karşılaşan bir davetçiyi düşünün.
insanlardan eziyet gören, sözleriyle incinen, kalbi kırılan, hüzünlenen ama öfkesini onlara akıtamayan bir adam düşünün. Kapı açılıyor, saliha bir kadın onun yüzüne bakıyor, tebessüm ediyor, onu elinden tutuyor, oturtuyor ve öfkesini dindirecek ne varsa yapıyor. Yani yarına büyük bir davetçi hazırlıyor. Ondan dolayı ona büyük bir ecir vardır. Bir alim düşünün, bir mürebbi düşünün, bir öğretici düşünün. Bir değil, on değil, yüzlerce talebenin sıkıntısıyla iç içe olan, hemhal olan bir alim düşünün. Evine gelecek, o öfkeyle, sıkıntıyla saliha bir kadın onu elinden tutacak, bütün öfkesini dışarı atacak. Yarına, insanlara faydalı olacak bir kişiyi mi evden çıkartacak? Bir tüccar düşünün, bir esnaf düşünün. Ne dersiniz deyin aziz dostlar. İnsanlara faydalı olan bir bireyi tekrar kapıdan geri çıkartacak. Bundan dolayı büyük bir ecir vardır. O yüzden saliha kadın yeryüzünün en değerli ziynetidir. Evliliği düşünen, evliliğe adım atmak isteyen mümin kadınlara, mümin erkeklere veya çocuklarını evlendirmek isteyen mümin annelere ve mümin babalara en büyük nasihat herhalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği bu sözlerdir. Allah amel etmeyi bizlere nasip etsin inşallah. Tabii ben amel etmeyi bizlere nasip etsin deyince geçenki derste bir kardeş dedi, hocam hayırlı ikinciyi mi düşünüyorsun? Yok. Erkek bir oğlum var, saliha bir kadınla evlendirmek için Allah'tan yardım isterim. Evet, sözlerimi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin konuyla tamamen yakından uzaktan alakası olmayan bir nasihat ile bitireceğim. Cemaatle beraber otururken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, kalkanlarınızı getirin. Sahabe tabi hemen tedirgin oldu. Dedi ki, ya Resulallah düşman mı geliyor? Savaşa mı çıkacağız? Cenge mi gideceğiz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, ateşe karşı kalkan dedi. Ne onlar? Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, Allahu akbar, la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir veya la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini diyor, söyleyin. Sonra devam etti. Dedi ki, bu tesbihler kıyamet günü kurtarıcı bir amel olarak getirilecekler ve bunlar, yani bu sözler baki kalan salih amellerdir. Allah-u Teala amel etmeyi, istifade etmeyi hem size hem bana nasip etsin. Subhane Rabbike Rabbil İzzet Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi ve Mursalin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin.